Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Cennetlik kadın kimdir? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hadisiyle arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yumemraetin matet ve zevcuha anha radin dakhalatil cennete. Sadaka Resulullah. Tirmizi Ra'da onun hadis-i şerif. Kocasını memnun ederek ölen kadın cennetliktir. Değerli dostlar, her mümin için Allah'ın rızasına nail olmak bir hedeftir. Bir hanımın eşinin rızasını alarak ahirete yürümesi Allah katında son derece mühim bir kredidir. Cenab-ı Hak eşini razı edip ahirete intikal eden kadını cennetiyle şeref yap edeceğini müjdelemektedir. Sahabeler içinde Esma binti Yezid isminde çok güzel konuşan ve kadınların hatibi olarak bilinen bir hanım vardı. Bu sahabe hatip olduğu kadar aynı zamanda cesurdu. üç günü söktüğü çadırın direğiyle tam dokuz Rum askerinin işini bitirmişti. Hanım sahabiler bir gün onu temsilci seçerek merak ettikleri bir konuyu sorması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiler. Hazreti Esma resul Ekrem'in huzuruna gelince şunları söyledi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kadınlar beni size soru sormam için seçip gönderdiler. Şüphesiz ki Allah seni bütün erkeklere ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir. Biz de sana ve senin Rabbini iman ettik fakat bizler evlerimizde oturuyor ve dışarı çıkamıyoruz. Bununla beraber bizler sizin hanelerinizin direkleri ve temelleriyiz. Hem sizin talep ve isteklerinize de cevap veriyor, çocuklarınızı karnımıza taşıyoruz.'' Buna karşılık siz erkekler ise cuma namazı kılmak, cami ve cemaate gitmek, hasta ziyareti yapmak, cenazelerde bulunmak, defalarca hac edebilmek, bunlardan daha faziletli olarak da Allah yolunda savaşıp cihad etmek gibi fazladan şeyler yapıyorsunuz ve bu üstünlüklerle de bizi geçmiş durumdasınız. Bununla beraber erkekler hac veya umre etmek, kafirlerle savaşmak üzere evinden çıktığı zaman Arkada kalan malları biz koruyor, iplik eğirip elbise dokuyor ve çocuklarla ilgileniyoruz. Bu durumda biz kadınlar o hayırlı işlerin ecir ve sevabında sizlere ortak olamaz mıyız? Yani erkeklerle aramızdaki bu farkı nasıl kapatabiliriz veya onların yaptıkları hizmet ve ibadetlerden biz de hissedar olabilir miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meramını çok güzel bir şekilde anlatan Hazreti Esma'yı sonuna kadar dikkatle dinledikten sonra yanında bulunan sahabelere dönerek siz bir kadının dini konulardaki sorularını bundan daha güzel ifade ettiğini hiç duydunuz mu? diye sordu. Ashab da taaccüplerini ifade ettiler. Efendimiz daha sonra Esma'ya radıyallahu anh'a şunları söyledi. Ey hanım şunu iyice anla ve seni gönderen hanımlara anlat ki kadının kocasıyla iyi geçinip onun hoşnutluğunu kazanması saydığın o değerli ibadetlerin hepsine denk gelir. Hazreti Esma bu cevabı alınca çok sevindi ve La ilahe illallah diyerek oradan ayrıldı. Bu yaşanmış ve müşahhas olayın anlattığı gibi kadın, evinin işleriyle ilgilendiği ve eşinin yanında olduğu müddetçe, kocasının nail olmuş olduğu güzellik ve sevaplara ortak olacak, ayrıte göçerken de eşinin rızasını yanında götürürse, mutlu bir şekilde süren fani hayatın inşallah cennetle taçlandıracaktır. Bu durumda kadına düşen eşinin rızasını elde etme uğrunda sabırlı olmak, beynin hak yolunda yaptığı hizmetlere teşvikte bulunmak ve mutlu bir yuvanın mutlu eşlerden oluştuğunu unutmamaktır. Zira kocasını mutlu eden kadının kendisi de mutlu olur. Böylece hem dünya hem de ahiret saadetine giden kapılar açılır ve fani alemde başlayan birliktelik sonsuza kadar devam eder. Rabbim hepimizin yuvalarını cennetten bir köşe kılsın. Eşlere de bu konuda sabır ve irade lütfetsin. Bütün dinleyicilerimize aile huzuru, sağlığı, mutluluğu diliyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlar.